bizi kabul ettin ki şimdi galanına. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de Umut bekliyoruz. Bizim çocuklarını biz alacağız, edeceğiz. Hiç çaremiz yok. Benim çocuğum geçiyor, galiba gidiyor. Benim oğlum işteyken ha. Bunu tepemiz yaptı. Böyle şey yapıyor. Çok usta bir karı yok kardeş, oğlum kızım o. Çok usta bir karı. Mahvetti bizi ya. 10 aydır beni. Kurban bayramından beri çocuğumun sesini duyurmadı bana. Hiç görüşmediniz mi? Hiç görüşmedim. Ya son 20... Gel Gülsevim teyze böyle. Heh. 20 gün ulaşmadık. Ondan sonra ulaştım. Ya çocuklara sanki arkadan biri taktik veriyor ya. Sevmiyor, sevmiyor, sevmiyoruz ya. Çıldıracağım ya. Ya aramıyorum bu adam. Son bir aradım kişi. O ben bayram diyor. Ben bayram diyor. Tehdit ediyor ya. Bilmiyor bize ya. Ben diyor Mudanya'ya geliyorum diyor bana ya. Sen kimsin ya? Ya 26 yaşında. Ben çocuğumu istiyorum. Ben 3 tane çocuğumu istiyorum. Şimdi eşin... eşin adı Huriye. Huriye. Ne zaman evi terk etti? Kasım'ın 26'sı Cuma günü müydü? Cuma günü. 26 Kasım. Cuma günü aynen. Daha çok yakın bir tarih. Ya emek, çabuk adamlar. Ama siz dediniz ya 10 aydır görmüyorum. Hayır ben köydeyim. Köyde duruyor ana. Ben köyde durduğu anam için. Köyde duruyor. Köyde. Benimle alakalı yani. Anamı getirdim başıma. Ben bunu ben de geldim. Çalışamıyorum ya. Stresten uyuyamıyorum. Ya ben çocuğumu alacağım. Tamam. Nerede bir de demiş bana ne diyorlar ona? Ne? Bir şey hastası demiş ya. Ne ben, hastası demiş? Bu ne ben? Dilim ucuna gelmiyor. Hastası. Biz bir şey bilmiyoruz. Sinir hastası. Ha öyle demiş yani benim için. İstediklerden rapor alırım ya. Siz kayıp başvurusunda bulundunuz mu işiniz gidince? Nasıl? Emniyete gittiniz. Hemen ilk gün. Hemen gittim. O gün cuma günü gittim. Kayıp olan eline verdim. Telaşınız çok. Tek tek gideceğiz. Önce Bursa Mudanya'da yaşıyorsun. Bursa Mudanya. Aynen. Mudanya'da. Ne iş yapıyorsun Mehmet? Ben seyyar meyve sebze satarım. Peki. Yıllardır bu iş yaparım. Başka iş yapmam. Çocuklar kaç yaşında? Çocukların kızım 14 yaşında. O isimlerini vermeyeyim. Verme. Öbür oğlum 12 yaşında. Birisi hafif zihinsel engelli 11 yaşında. 11 yaşında. He, strese giriyorum ya. Tamam. Strese yani zor bir süreç. Çok süreç. Eşin 26 Kasım'da evden 3 çocukla beraber nasıl ayrıldı? Ben dedi sahile bir dolanayım geleyim dedi. Eve geldi. Ben tezgahın başındaydım. Dedi ben bir sahile dolanayım dedi. Gitti. O gün de düğün vardı. Teyzesinin oğlunun düğünü vardı. Sahile dolanayım dedi. Bir gitti. Ben de saat 11 mi o civarlarda tezgah kapattım eve gittim. Evde baktım. Ev darmadağın. 7000 lira para vardı. Onu almış. Çocukların üstü başını almış gitmiş. Sen peki? Ondan sonra ben direkt kayınpederin yanına gidiyorum yani bu annesinin babası yanına gidiyorum. Düğüne gelmişler onlar da. Evet. Ondan sonra abimi doğru götürüyorum oraya. Beraber gidiyoruz. Ondan sonra karakola geliyorum. Saat 2'de kayıp başvurusu vuruyorum. Hangi karakolda yaptınız? Mudanya karakolunda. Mudanya karakolunda kayıp başvurusu yaptırdı. Kayıp başvurusu yaptım. Peki. Yalnız bu 2 senedir bunda bir problem var abi Esra Hanım. Ben çözemedim bunu ya. Peki kayıp başvurusundan sonra. Bakın dinle. Şimdi sen eşin annesi babası sizin oralarda Mudanya'da. Köydeyiz hayır. O anam hangi annesi babası? Onun annesi babası. Onlar da köyde. Onlar da köyde. Ailesinin yanında değil. Hayır. Değil. Senin aklına ne geldi? Çocukları da alıp gidince. Ya dedim ne yapıyor bu dedim ya. Ya sürekli telefonla oynuyor. Ya iki senedir telefonla oynuyor yalnız bu. Sürekli ya bir şey dediğin zaman ola kalıyor yani. Hep ben telefondan dolayı kavga mı ediyorsunuz? Ya zaten bu telefon bu. Bir başladı telefon oynamaya. Eve bakmıyor kardeşim. Vallahi de billahi de fotoğrafı da var ya. Ben de çocukların hatırına ses çıkarmadım. Ne yapayım yani? Şimdi çocuk ayırsak iki analı babalı olmasın diye mücadele ettim. Allah belamı versin bunun için mücadele ettim ya. Ama bunun böyle bir pislik yapacağı aklıma gelmez ya. Telefonla oynuyor, oyun oynuyor. Çok oynuyor telefonla ya. Aşkına yatak burada. Sürekli telefondan oynuyor. Bunun böyle bir şey yapacağı aklım ucuna gelmez Peki, ki. Peki eşin kaç... Ama... Eşinin gitmesinden sonra şimdi insan tabii merak ediyor bu çocuklarla beraber. Şimdi insan 3 çocukla beraber evden ayrılıyorsa siz o gün aranızda bir tartışma, bir küslük bir şey oldu mu? Hiç olmadı. Olduysa Allah falan versin. Bu dedi ki bana. Versin yani olduysa. Vallahi versin ya. Yani. Olmadı Esra Hanım ya. Hani bir şey yaptıysan anlamadım. Stresliyim kusura bakma. Hayır önemli değil. Yani kusura bakma yani. Ben çocukların peşindeyim. Ben de artık stresliyim Mehmet. Sen de kusura bakma. Esra Hanım. Tamam. Şimdi, çocuklar okula gidemedi değil mi artık kayıp olunca? Şimdi birden anne gidiyor. Anne gidiyor. 14 sonra... yaşında, 11 yaşında. Aynen. Bir de. 3 çocuk. Bir de kendisi. Okula gidiyor muydu çocuklar? Hayır okula gidiyor. Ya dershaneye yazdırdık. 4 gün... Amcasıyla beraber yardımcı oldu bana amcası. Dershaneye yazdırdık beraber. Evet. Pandemide... Söyleme isim. Pardon.
Ders yani görmedim. Annenin gidişiyle birlikte şunu soruyorum. Çocuklar ben. Okula gitti mi diyor. Gitmedi. Yok, gitmedi. Yani okuldan... Ne yaptı belli değil ya. Bunu bilmiyorum. Soruyorum gitti mi? Sürekli kafada bir problem var bu konuda. Yani okuldan her şeyden bütün düzen bozuldu. Bak şimdi bu çok önemli bir şey. Bir anda hani çocuğun okulunu hiçbir şeyini gözün görmüyorsa demek ki aynen, bir problem yaşanmıştır. Ya bir problem. Esra Hanım ben şimdi 3 çocuk bakmakla meşgulüm. O ev hanımı. Onun da bir sorumluluğu var. Doğru mu? Benim de bir sorumlu var Esra Hanım. Benim de dört dörtlük insan değilim belki. Ben de dört dörtlük değilimdir. Ama bu kadar olmaz ya. Peki eşinin ailesi karın kaybolduktan sonra yanına geldiler mi? Seninle onu aramaya çalıştılar mı? Merak ettiler evet, mi? Evet ben gittim. Bak dedim. Baldız'a gittim. Dedim bu böyle olmaz. Dedim gidin alın gelin. Adamı gidiyor istiyorsa dedim onu istesin. Çocukları dedim getirin buraya o adamın yanında istemiyorum ben çocuklarımı dedim. Peki sen eşinin nereye gitti ailesi eşinin... Ankara Sincan'a gitmiş. Nereye gittiğini biliyor. Bilmiyor. Onlara da demiş fotoğrafta beni dövdü abimle beraber Mehmet de beni dövdü. Fotoğraf atmış herhalde. Onları duyuşumuza köyde duyuşumuza göre abisiyle birlikte dövmüş bundan kaçmış. Kim dövmüş onu? Yani ben abimden onu dövesiymişim. Sen şiddet uyguladın mı? Hayır kesinlikle. Ama elinde darp fotoğrafları var. Hayır inanmıyorum. Hayır. Peki ben şimdi sen karın böyle dedi diyorsun. Hayır. Tabii boya sürermiş. Peki eşinin ailesi Huriye'nin ailesi sana Ankara Sincan'a gitti mi dedi? Hayır. Hayatım sen biraz önce bir şey söyledin. Dedin ki o adamla mutluysa orada kalsın. Ama gelsin benim. Hayır 15. Sen kendini anlat ben hiç araya girmeyeyim. Ben ne bak şimdi. Ben buna ilk gittiği gün kayıp başvurusu vuruyorum. Ondan sonra bana polisler vermiyor adresini. Adresini vermiyor. Vermez zaten. Ben de avukat tutuyorum. Ankara Sincan polis karakolunda ifade vermiş. Evet. Tamam mı? Demiş eşimden darp gördüm. Boşanma davamı açacağım demiş. Pazartesi günü hemen boşanma davası açıyor. Üç çocuk nafaka bilmem ne. Ben de ondan sonra arkasından ben dava açıyorum. Tamam mı? Ya ondan sonra ne oldu? Dedim ya. Eşin biri için mi evden gitmiş? Ya biri için. Ondan sonra gördük fotoğrafları 15 gün sonra. 15 gün sonra ne gördün? Nerede gördün? Yeğenlerim buldu. Ne buldular? Mesela bu fotoğrafı bulmuşlar. Bu fotoğrafı. Tamam. Ne bulmuşlar? Bu fotoğrafı bulmuşlar. Bir de 3 tane CD. Bir şey söyleyeceğim. Bu fotoğrafta ne var? Ya olur mu Esra Hanım ya? Ben rahatsız oluyorum bundan. Yanlış anlama yani. Bir saniye fotoğrafım ya şimdi eşinin yüzü olan bir fotoğraftan niye rahatsız oluyorsun? Hayır ben hayır, orada şey resmi de gördüm yani. Ne resmi gördün? Erkek resmi de var orada. Var. Ben gördüm yani. Nerede? Bak buyurun. Ha anladım. Tamam. Peki fotoğrafın geneli bu. Tamam. Bunu da yeğenlerim buluyor. CD'ler de buluyor. 2017'de çekilmiş. Evet. Çocukların videosu falan var. Evet. Çıplak ortada. Onları da çektik. Suç durusunda bulunduk. Götürdük Mudanya Savcılığına. Eşin bu bayram denilen kişiye kaçıyor. Aynen. Bu bayramı sosyal medyadan tanıyor. Sosyal medyadan tanıyor. Bu insanın yanında. Eşin şu anda 3 çocukla beraber bu kişinin yanında mı? Ben bayram diyor. Aradım da. Sen bu adamla konuştun mu telefonda? Telefonda. Ya sen kimsin diye. En sonunda küfür etti bana. Var mı? Kaba sövdü. Küfür etti. Ben de artık ya başım belaya gidecek ya. Peki siz bu adamla telefonda da kavga ettiniz. Küfür etti bana. Ben dedim çocukları görmek istiyorum. Ya artık sürekli yatıyorum kalkıyorum çocuklar aklıma geliyor. Peki yani senin derdin Huriye'den boşanmak çocukları. Peki Huriye mesela artık hani birçok şey ortaya çıktıktan sonra gel Mehmet bir an önce de anlaşmalı boşanalım sen yoluna ben yoluna dedi mi? Hayır demedi. Ben de istemiyorum artık. Yani istemiyorum. Benim para da pul da getirdim. Eşinin seninle ilgili sinir hastası. Hadi bağırıyordu. Ondan sonra bana şiddet uyguladı. İstediği hastanede rapor almaya hazırım. Peki. İstediği hastanede. CD'leri merak ediyorum ben bir de boşanmaya sunduğunuz 3 tane CD var. Çocuklarınızla ilgili dedi. Çocuklarla ilgili değil mi? Evet. Cıplak çekmiş. Birisi Bayram Yılmaz diye kişi çıkarmış çocuğu aklı sıra eğlendiriyor. Yani sokakta şey atıyor Ankara'nın yani. Sokaklarında. Ne diyorlar ona böyle çekmiş türkü söylüyor başına aklı sıra eğlendiriyor. İnternete yani, atıyor. İnternete atıyor. Bayram mı çekiyor bu videoyu? Bu Bayram Yılmaz'ın hesabından görülüyor. Ha sen Bayram Bey'in çocuklara zarar verebileceğini düşünüyorsun. Sosyal medyada da böyle paylaşımları var bu kişinin. Benim çocuklarım da şimdi bunun yanında diyorsun. Ben ya ben öyle diyorum ya. Tamam. Peki tamam. Yani bazı tabii ki mesela
çocuklar bilinmeyen bir insanın yanında ya, olduğunda ya. Her türlü risk de var. Anneler her zaman en iyisini bilir ve düşünürler. Kim? Huriye Hanım telefon attı. Huriye Hanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz yayına. Ne? Sesini duymak istemiyorum. Teyzeciğim sesini duymak istemiyorsan ben nasıl konuşacağım yani? Konuşacak. Duymak istemiyorsanız çıkabilirsiniz isterseniz. Hayır, konuşma. Konuş, gelsin buraya gelsin. Hayır. Konu bak, duymak istemiyorsanız isterseniz stüdyonun dışına çıkabilirsiniz. Konuşturma ya. Huriye Hanım merhaba. Bu bayramla mı berabersiniz çocuklarla beraber? Bayramla beraber değil. Bayram benim istedimde konuşayım. Bayramla beraber değilim. Ben kapatıp üstüne çalışıyorum. Bu arada hoparlörü kapatın. Hoparlörü kapatın. Ben de normal konuşun sakin. Evet, bayramla mı berabersiniz diye sordum. Cevabı veriyordunuz. Bayramla beraber değilim. Bayramın evi ayrı, benim evim ayrı. Altlı üstlü mü oturuyorsunuz? Evet, altlı üstlü oturuyoruz. Ayrı ayrı yaşamanızın sebebi nedir? Yo, onun evi ayrı zaten. Onun benim evi ayrı. Aranızda evet. Bir gönül ilişkisi var mı? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Peki... Evet. Siz evden ayrılırken direkt bu bayramın yanına mı gittiniz? Evet, zaten ona rica ettim. Beni götürür müsün, uzaklaşmak istiyorum. Artık bıktım diye o yüzden çıktım ben. Peki bayram sizin hani bir akrabanız, tanıdığınız, herkesin bildiği biri mi? Kimdir bu bayram? Arkadaşımın kardeşi. Nereden tanıyorsunuz Bayram Bey'i? Arkadaşım benim Mudanya'da oturuyordu zaten. Hı hı. Ankara'ya taşındılar. Onun kardeşi. Siz dediniz ki bayram gel beni kurtar dediniz. Evet. Peki bu bayram çocuklarınızla bir kocanızla telefonda küfürleşmiş Mudanya'ya geleceğim şöyle yapacağım böyle yapacağım dedi, diye. Dedi. Küfür etti. Ne dedi sana? Biz 7-24 zaten babamızı arıyoruz. Babamızı soruyoruz, çocukların halini hatırını soruyorlar. Evet. Ama o kendi şey yapıyorsa suç bize değil Esra'nın. Hayır. Peki bu biraz oraya önceki fotoğrafı, hani biraz önce gösterdim ama siz fotoğrafı biliyorsunuz. Eşiniz siz gittikten 15 gün sonra bu fotoğrafı yiyenleri buluyor. Bu fotoğrafta da hani aranızdaki artık yani şey boyutu nedir? Bu ilişkinin boyutu nedir? Valla kim bulmuş onu bilmiyorum da kızım için de itiraf etmişler. Ben kızıma asla çıplak resimlerini sağa sola yaymadım. Hayır. Onların hep... Şimdi o fotoğrafları kızlarınızın fotoğraflarıyla ilgili konuya da geleceğim ama... Bu bayramla sizin aranızdaki arkadaşlığın boyutu nedir? Ben özellikle bir an önce boşanması için yaptım onu. Özellikle attım. Özellikle boşanmak için evet. Yaptınız. Kocanızı kıskandırmak için. Yok kıskandırmak falan değildi. Bir an önce boşanması için. Ya ama şimdi kıskanırsa boşanır mı Mehmet sizden? Evet. Kıskandırmak için böyle bir şey yaptınız. Bir de çocuklarınızın videolarını çekiyormuş bu bayram Yılmaz. Sosyal medyaya koyuyormuş. Hatta çocukların böyle hani çok çocuklar için uygun olmayan videolar çekiyormuş. Size anlatayım isterseniz. Tabii. Ya biz karakoldan çağırmışlardı. Karakola gittik. Karakoldan gelirken benim küçük oğlum uyuduğu için yolda uyumaması için bayramda o şekilde video çekti ve atıp TikTok'a attı. Normal bir videoydu. Nasıl bir video içeriğini anlatır mısınız? Ya uyan güzel aç gözüm diye bir şarkı var ya İnek Çaban'ın şarkısı. Evet. Onu uyumasın diye özellikle çocuğa yaptı. İsterseniz videoyu size bile atabilirim yani. Peki yani Mudanya'ya kadar o evden ayrılacağınız gün bayram geldi sizi aldı. Evet. Çocuklarınızı Bayram Yılmaz'a emanet etme konusunda kendisine güvenir misiniz? Güvenirim. Sonsuza kadar Bayram Yılmaz'a güveniyorsunuz. Evet. Bayram Yılmaz'ı gerçekten iyi tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Çocuklarınıza Bayram Yılmaz tarafından gelebilecek bir zarar var mı? Yani bunu düşündünüz mü? Esra Hanım asla yok. Ben size şöyle diyeyim. Sizin de bir tane evladınız var. Rabbim bağışlasın, size bağışlasın. Bir anne asla çocuklarının kötülüğünü istemez. Ben kendi ailem gibi, diğer aileyi demiyorum, kendi ailem gibi bayrama da güvenebilirim. Ya sen ama şöyle bir şey var, ben mesela hiç kimseye güvenmem. Ya yani şöyle güvenmem. Allah senin var çocuklarımı ya bildiğin gibi yapsın be. Bırakabileceğim hayatımda sınırlı, yani be. Annem, babam, kardeşlerim, işte eşimin Allah, aile tarafından, kişilerin dışında hiç kimsenin çocuklarımla kalmasına izin vermem. Müsaade etmem. İstemiyorum ya. Hele sosyal medyadan. Benim 14 yaşında kız çocuğum var orada ya. Tanıdığın birinin yanında olmasına bu kimsin kadar da büyük bir cümle kurma. Ben istiyorum ya. Çocuklarım istiyor. Hayır istiyorum. Allah Allah. Ben sana gel çocuklarını görmedim. Ben görmediğim kopya istiyorum. Nerede gelip? Kayıtlarında şimdi var. Gel çocukları gör mü dediniz Mehmet'e? Ya ben
Karasinca ben gel çocuklarını gör dedim. Adam bana küfretti kardeşim. Yelek görmek istemedi. Getireyim dedim. Onu da gör dedim. Orada da istemedi. Bir dakika anneciğim. Nereye başım gelip gitsin. Bir dakika bak başım belaya mı girsin diyor. Nereye Allah gelip Allah. Görecekti? Belaya falan girmeyecekti. Ben Ankara'ya geldim. Telefon kayıtları var. 3-4 saat dedim gör. Hayır. Ya çocuklarını getir bana bırak. Sen karar vereceksin ona. Peki sen niye başım be? Diyor ki ben diyor gelsin diyor çocukları görsün istedim diyor. Göreceğim ona bırakacağım. Peki Bayram sana telefonda ne diyor? Dedi ya. Tamam anladım ben. Buradan yaya geliyorum dedi ya. Ben bunu tanımıyorum. Dedi. Adam beni çok iyi tanıyor. Kimmiş bu adam ya? Valla eşin çok iyi tanıyor. Ben şimdi, ailem kadar bayramı olabilirim. Ben bu adamı tanımıyorum. Yolancı adam beni var. Tanıyor ya. Huriye Hanım şimdi siz bir kötü giden bir evlilik var. Boşanma kararı almışsınız. Babanın da boşanma noktasında çok diyeceği bir şey yok da bu iş böyle çocukların korunması noktasında düğümleniyor. Babanın iddiası şu. Diyor ki yeğenlerim bana annenin bir resim gönderiyorsunuz ya boşanma hızlansın diye babaya. O resimdeki kişiyi araştırıyor. Ve diyor ki 2017 yılına ait bu kişinin başka çocukları mağdur ettiğine dair elimde diyor bir takım kanıtlar var diyor. Onları bana göstersin o zaman Esra Bunları iddia ediyor. Sizden ricam lütfen avukatınız varsa avukatınız aracılığıyla sunulmuşsa ya da baba size iletişime geçin. Bakın bu çok önemli. O üç çocuğun korunması noktasında. Siz de diyorsunuz ki ben çocuklarımı, küçük çocuğu bu kişiye karakoldan çıkınca teslim ettim. O da TikTok'a koyuyor. Kim ki ya arkadaşınızın arkadaşı. Yaş olarak da sizden küçük. Nasıl veriyorsunuz izin çocuklarınızın başkalarının hesaplarında videolarında olmasına? Bu arada farklı adresler değil bu arada. İhbarlar Huriye. Huriye. Dolu dolu. Şimdi bu arada ihbarlar da geliyor. Diyor ki hayır farklı adreslerde değil. Aynı adreste kalıyor bunlar diyor. Aynı biridir öyle. Esra Hanım. Bir de ben size şöyle bir şey diyeyim. Söyle. Zaten kendiniz şizofren raporu çıktı, bu şekilde çıktı. Şizofren hastası oldu mu kanı? İstediğin hastanede rapor almaya peki, hazırım. Peki şöyle söyleyeyim. İstediğin hastanede. Bir mı? Şizofreni hastası olduğunu iddia ediyorsunuz. Şizofren hastası oldu mu? Buraya ne kadar süredir? Rapor almaya hazırım. Dur. Ne kadar bunu süredir? Bunu mahkemeye delil olarak sunmuşsun. Kaç yıldır? Kaç yıl önce öğrendiniz bunu? 3 yıl önce öğrendiniz. Bunu da sen yaptın. 3 yıl sonra yani bu hastalıktan sonra... evden ayrılma sebebiniz hastalığı mı, bayramın yaşamınıza girmesi bayramın mi? Bayramın yaşamına girmesi. Bayramın yaşamama girmesiyle alakası olmayan bir şey. Hayır, yalan söylüyorum. Yalan söylüyorum. Gördüğümde bir insan yataktan kalkmaz. Yalan söylüyorsun sen. Bir dakika üst üste. Madem ki, Huriye Hanım, anlamadım. Tekrarlar mısınız lütfen? O kadın sussun bence. O kadın evet, benim çok için üst üste konuşuyor. Evet. Bence o kadın sussun, o zaman bana gerek yok. Ben avukatıma bildiriyorum, direkt ben avukatımla içeri geçeyim. Ben konuşmuyorum artık. Konuşacaksın. Ne konuşmuyorsun sen? Konuş bakalım, konuş. Anlat. Ben bana soru sor. Ben hepsini sana tek tek cevabını veririm. Ben de cevabını veriyorum. Ya, raporlarını kaldırmayacaksın. Sor bakalım. Raporlarını kaldırmayacaksın. Ne raporu ya? Şizofren hastalığı. Sizin böyle bir raporunuz var mı? Ya, bak, var. Kanıtlasın. İstediği hastaneden rapor almaya hazırım. Hazırız, hazır. O beğensin hastaneyi. Bakın insanlar da hasta olabilirler. Siz hayır bir, ya. Bir dakika. Hanımefendi kusura bakmayın. Huriye Hanım bak diyorsunuz biraz. Ki eşimin ben sizin yorumunuzu merak ediyorum. Eğer insan eşinin böyle bir rahatsızlığı olduğunu biliyorsa hayır. Zarar verebileceğini de size düşünebilir. Siz o zaman size sormak istiyorum. Böyle bir resmi eşinize niye gönderdiniz? Ben özellikle bir an önce kurtulmak için yaptım onu. Ama hayatım bak çok tehlikeli işte. Hasta olduğunu biliyorsun ya kendini korumak adına diyorum ki ben de sana. Biliyorsan ve buna da boşanmana gerekçe olarak sunuyorsan benim eşimin ruh sağlığı ile ilgili problemleri var. Böyle bir şeye girmeniz çok tehlikeli değil mi? Sizin adınıza, çocuklarınız adına. Güvenemem ben dedim. Bu arada telefon kapandı. Yani Huriye'ye de şunu söyleyeyim. Bir boşanma sürecinde 3 çocuğuyla beraber bu evliliği tabii ki bitirebilir. Yani her zaman söylediğim bir cümle var. Bazı insanlara çok garip geliyor. Nasıl evlilik kararı aldıysan boşanma kararı. Boşanmak da bana göre hem çok kolay olmalı. Aynı. Hem de boşanmak da normal bir karardır. Söylemediysen. Çocuklarınızı korumak adına da lütfen gideceğiniz yer, atacağınız adıma da çok dikkatli edin. Belki de yanında bulunduğunuz insan bir çocuklar için tehlike arz ediyor olabilir. Bu evden gidişi
birinin üzerinden gerçekleştirmeyin. Bu sefer işler daha sarpa sarıyor. Bir tarafta bir boşanma süreci, diğer tarafta hayata giren o yeni kişiyle beraber. O insanın geçmişini de bilmiyorsunuz. Sicilinde ne var bilmiyorsunuz. Sizin çocuklarınıza nasıl davranır bunu bilmiyorsunuz. İşleri daha da çıkmaza sokuyorsunuz. Sizden ricam... Lütfen yani bulunduğunuz yerleri daha yani kendi adınıza çocuklarla ilgili boşanın, daha güvenli bir yere gidin. Çocukları da bu süreçte bu risklerden koruyun. Bu arada eşin sana gel çocukları da gör demiş. Hayır Ezra Hanım yalan söylüyor. Dedi mi? Diyor ki ben ona dedim diyor gelsin cana evimize gel. Keşke akıllı telefonum yok keşke bu olsaydı. Ya çocuklara şunu söyle bunu söyle. Akıllı telefonla ne iş ne alakası var? Ya olsaydı gösterirdim size onu demek istiyorum. Anladım. Ya şunu söyle bunu söyle şunu söyle. Sürekli böyle ya çocuktan. Çocuktan konuşamıyorum ki. Tam konuşurken psikolojik bayram. Psikolojik mi çocuğum? Tam bir şey... oğlum seni çok seviyorum diyorum. Usul. Bayram. Ne diyor bayram? Çocuk diyor. Bayram deyip kapatıyor. Kim ya bu bayram ya? Kimdir bu? Benim çoluğum çocuğum yanında da ne işi var ya? Ben istemiyorum ya. Mahkeme çocukların velayeti konusunda Mehmet Bey bir karar verdi mi? Ben istiyorum. Üçünü de istiyorum. Hayır bak, mahkeme. İstediği hastaneden rapor almaya hazırım. Onların istedikleri yerden. Ben 3 aydan beri... Onu sormuyorum size. Boşanma davası velayet, geçici velayet anneye mi verildi diye soruyor. Hayır yok öyle bir şey. Daha yok. İnceleme yapılmadı. Onu hayır hiçbir şey yapılmadı. Mahkemeye sunmuş. Huriye. Huriye. Hayır. Oradan akıl veriyor biri çıkıyor. Akıl veriyor. Efendim. Huriye şimdi bak şöyle aslında sen boşanmayı hızlandırmak için bir kişine fotoğraf çektiriyorsun. Evet söyle dinliyorum. Benim zaten avukatım var. Avukatıma ben her şeyi verdim. Ben bu şekilde konuşmak daha fazla istemiyorum. Tamam. Ben yayından düşüyorum. Tamam. Peki teşekkür ediyorum yayına da bağlanıp söz hakkını cevap hakkını. İstediğin hastaneden rapor almaya hazırım. Sen yaptın benim çocuğumu sen. Senin ina ettiğin her şeyi eşine de. Bana da göttüm sen. 3 aydan beri soracağım. Çocuklarımla yatıyorum çocuklarımla kalkıyorum. Benim bir çocuğum işine başa bakamıyor. Akıllı sıra çocukları götürüyorsun. Bayram sürmez çıkıyor. 2 senedir sen değiştin ya. Ben biliyorum ya. Tek tek bakabilirsin. 2 yıldır eşin sana ya Mehmet boşanalım artık ayrılalım biz beraber yapamıyoruz diyor mu? Hayır. Tek tek problem olur ama 3 çocuk hatırına ben çektim bunu. Pisini tamam, bile çektim ya. Tamam şimdi sen çekiyorsun da o diyor ki boşanalım sen çekiyorsun demedi ama ya, demedi. Ben seni çekemiyorum. Hayır. Artık tahammül edemiyorum. Hayır. Seninle aynı evde olmak istemiyorum. Hayır öyle yani bir şey ne demedi. Ne olur sen ben çocuklarla düzenin bozulmasın sen bu evden uzaklaş. Dedi mi? Hayır demedi. Uzaklaştı. Hiç öyle bir şey demedi. İsa Hanım. Hayır demedi. Benim kendi evimizden. Son 2 senedir. Teyzeciğim sen zaten köydesin uzun süredir. O yüzden Mehmet'e soruyorum. Ben tek her sorduğun cevabı vermeye hazırım. Bana da sorsun. Ben de tek hayır, tek ben sana söylüyorum. Yani Mehmet artık olmuyor seninle bir arada değiliz. Bu bayram size gelip gidiyor muydu? Hiç görmedim bu adamı. Ama diyor ki bak Mudanya'da benim bir arkadaşım vardı. Onun kardeşi dedi değil ya, mi? Ya arkadaşların sorduğum zaman vallahi de billahi de tanımıyorum bak. Ya tanımıyorum ya. Ama bak şimdi bayrama da ailesi kadar güveniyor. Yani hani bu birine hayır. Yani güveniyor musun diye sorduğunda hani gözün kapalı güveniyorum cevabı da taşıyor. Nasıl ya inanmıyorum ben ona. Ya. Ben 18 senedir evliyim ya. Son 2 senedir problem. Ondan önce nasıldı? Ondan önce güzeldi. Hep beraber durduk Bursa'da. Onun abim falan. Ondan sonra Mudanya'ya taşındık. Bu çocuklar anaokuluna yazdırdım ben. Ben çocukları, 3 çocuğun rızkını çıkarmaya uğraşırken bir tane akıllı telefon istedi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Durdu telefonu. Telefonun ne kabahati var ya yani? Ya sürekli oynuyor Esra Hanım. Sürekli insanlar için gelişiyor, ilerliyor. Yemin ediyorum oynuyor ya. Ya şundan oynama dedim de o bağırıp çağırıyor. Çocukların... Ses çıkarmıyor. Valla gelecek zamanda şöyle bir şey olabilir biliyor musunuz? Eve giriyorsunuz yani nasıl kapıyı kilitliyorsunuz? Bayağı evlerin girişinde dolaplar olacak. Herkes telefonunu oraya koyacak. Hayır, işte şifrelenecek. Kimse, kimse telefonlara girmeyecek. Telefonsuz günler. Evet temizliğine bak bu Ezra Hanım. Avukat çekti bizim evin pisliğine. Ben temizliğine... Ya benim mesela büyük oğlum böyle yapıyor. Şimdi bazen yayından çıktığında ihbarlar falan geliyor. Eve gittiğinde ilk girdiğim zamanlarda falan bakmıyorum. Sonra telefonu elime... Bravo, biz alsak vallahi 1000 tane laf söylerdin diyor. Şimdi çocuklar bizi de uyarmaya başladı. Telefon yok, telefonla oynamayın diye. Eline kırıyor Esra Hanım. Bayıl veriyor, bayıla doktora götürüyor. Vallahi billahi diyor. Vallahi bayılıyor. Ya, bu giden işte bu. Ya onu bayıl veriyor ya, bir şey dediği zaman ya. Bir şey dedi mi? Temizlik var ya. Temizlik var ya, isterseniz komşuları arayın ya. Bir saniye, sen eşine bir şey söyledin, eşin bayılıyor mu? Bayılıyor. Böyle enteresan bir halleri var. Atmıyor. Bir şey dediği zaman bayıl ver hemen.
Yani vallahi billahi ya. Peki ya, bu bayılmalar böyle çok büyük kavgalar yok, mesela kavga, sen şiddet uyguladığında kadın bunun üzerine mi? Ya bir gün eve bak vallahi diyorum bak bir gün eve kedi getirmişler. Evet. Bak ben yalan söylemem, hayatta yalan söylemem. Dedim ki zaten ev çok dağınık. Hı. Dedim bu kediye siz bakamazsınız. Hı hı. Neden bakamazsınız? Mamasını koyuyorlar bilmem ne dağılıyor. Bu kedi dedim götürün iyi ne diyorlar ona şeye teslim edin. Barına, en güzel ama çocuklar için hayvan sevgisi çok önemli. Ya anlıyorum hanım, ablam benim ama bakamaz, bakamaz. Bu kişi buna bakamaz. Kendi arayın mi diyorum. Kediyi kim getirdi? Kediyi Huriye getirmiş. Ulla'dan. Anladım, bir de kedimiz oldu diye. Ha. Belki kadının bir kedisi olsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Bakamaz, bak inanmazsanız komşular arayın diyorum. Kokuyor ya, kokuyor ev ya. Ya gel diyorum ya, sana ilk evini yolla mahalleye. Altını üstünü sor ya. Tablamızı kurdu. Telefonumuz ya bildiğin gibi değil ya. Ben sen temizlik yapsaydın hiç, Mehmet. Ya dedim ona demediysem al. Dedim Ayda dedim. İki kere dedim temizlikçi gelsin dedim. Vallahi de billahi de dedim. İster inan ister inanma. Ayda dedim iki kere gelsin 200 milyonmuş dedim. Yapamıyorsan yok böyle bir şey dedim. Lan şuralar ağrıyor buram ağrıyor bilmem ne hep problem. Ben anladım de dedim iki kere. Onu bile istemedi ya. Mehmet Bey ne oluyor biliyor musunuz aslında? Allah o kadar olsun ya. O kadar çok eşlerimizle ilgili böyle şeyleri ya ben, devam ediyoruz benim ya. Ta ki gidinceye kadar bak eşin Huriye gitmeseydi eşinin temizliği senin için problem olacak bak mıydı? Bak şimdi bak ben üç çocuk hatırladım. Ondan boşanma davası açar mıydın? Ben o problemle aşmam. Açmaz. Ya böyle ben bu taraftan aşmam. Huriye yanımda olsun sayın da. Hayır bundan ben istemem. Huriye hayır bitti iş. Temizlik yapmış ya, yapmamış. Hayır, ya, hayır onu demiyorum. Hiç söyledim önemli. Hayır. Hiç önemli değiliz. Ha. Hep böyle insanların aklına çık hani ayrıldıktan sonra ya da kaçtıktan sonra bunlar akla geliyor. Yarın bu konuya yarın değil. Pazartesi günü bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Söyleyeceğiz Selim abla. Sever miydin gelinini? Anlaşır mıydınız? Ya ben gelinime sen dediysem Allah ben hocamadım geldim. Allah bin türlü belam versin. Ben çocuklarımı istiyorum. O ne, kopuk mu sabuk mu ne bilmiyorum ben. Ya ben istemiyorum ya. Bitti. İstemiyorum ya. Rabia'nın ne işi var TikTok'ta? Eğitim çağındaki bir çocuğum. Benim ne işi var orada ya? Şimdi o TikTok hesabı Bayram'ın TikTok hesabı mıydı? Seda Nur diye bir kadın. İsmini söyleme çocuğun. Orada TikTok atmışlar. Ya ne işi var orada onun ya? Orada aklı sıra onu eğlendiriyorlar yani. Baba gönlünü yapmamış. Ankara'da okula gidiyor mu çocuklar? Bir dakika söyle bakayım. Baba gönlünü yapmamış. Dur teyzeciğim. Baba yani onlar öyle diyorlar yani oradakiler aklı sıra. Burada mutlu musun? Sürekli çocukları benden soğutuyordu Esra'nın. Tek tek oraya bakabilirsin. Bunda bir problem var bu kadında. Ben çözemedim ya. Mehmet Bey çocuklar okula gidiyor mu? Görene kadar ya. Çocuklar Ankara'da annenin gittiği yerde okula kayıtları yapıldı mı? Yapılmış. Yapılmış. Gidiyorlar ama. Ya ne olursa olsun ben çocuğumu istiyorum. Hayır avukat hanım. Ya bak teyzeciğim o biliyor ya ona soruyorum sen diyorsun ki hayır kayıtları yapılmamış. Dershanedeki kusura bakmayın ya bak. Dershanedeki muhasebe velümündeki kişi ne dedi bana biliyor musun? Ne dedi? İlk önce kızını kurtar dedi. Her yöne yönlenebilecek bir kız dedi. Evet. Tam ergenlik döneminde olduğu için. İlk önce onu kurtar dedi bana. Dershanede iyi midir dersleri kızının? Ortaydı. Ortaydı. Bak şimdi ben bunu pandemide bir şey görmedim rehber ya. Rehber öğretmen sana dedi. Mehmet kızın bak tam değişme çağında. O dershanedeki öğretmen dedi bak. Hmm. Muhasebe bölümündeki kişi. Kızın dedi biraz her yöne yönlenebilecek kız dedi. Anladım. Ama dedi o ikizleri dedi kimse kabul etmez dedi. Anladım. Çok yaramaz dedi. Ya aslında İlk o kadar doğru söylüyor ki bir düzenleri bozuyor. Bir yabancı bir insanın yanındalar. Ya ben ama her ya zaman söylüyorum annelerin içgüdüleri kuvvetlidir. İçgüdüleri çocuklarından yanaysa çocuklarıyla ilgili her türlü önlemi alırlar. Ama onun dışında çocuklar eğer düşünmüyorlarsa o çocuklar her türlü mağduriyeti yaşayabilirler. Buradaki derdimiz de sadece çocuklar. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi bir taraftan ihbarlar da geliyor. Lütfen Bayram Yılmaz'la söz hakkını ve cevap hakkını lütfen kullansın. Çünkü bulunduğu yerde, yaşadığı yerde Bayram Yılmaz'la alakalı çok da normal olan ihbarlar gelmiyor. Tabii. Yani çocukların bu konuda o kişinin yanında bir mağduriyet yaşayabileceği yönünde ihbarlar da geliyor. Söz hakkı, cevap hakkı da vardır. Lütfen kullansın. Şimdi yaşadığınız bölgede sizi tanıyanlar, bilenlerin hepsi sizi, geçmişinizi iyi bilir. Bir de gelenler genelde aile yakınlarından gelen ihbarlar da var. Bayram Yılmaz'la ilgili Huriye Hanım'a buradan bir çağrıda bulunuyorum. Yayın dışında kendisiyle görüşme yaptığımızda Bayram Yılmaz'la ilgili tüm iddiaları, ihbarları da kendisiyle hatta avukatıyla bile paylaşabilirim.
Teşekkür ediyorum. Sizi şimdilik uğurluyorum. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Mersi. Sağ olun. Buyurun. Pazartesi bir bakalım görüşeceğiz.